Başta örgüt lideri Fırat Develioğlu çıktı dedi ki işte Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz dedi. Halbuki daha sonra Cumhurbaşkanlığından açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanımızın bu konularla ilgili hiçbir beyanatı olmadığı ortaya çıktı. Özkan Memati denilen şahıs ortaya çıktı. İşte bütün devlet büyüklerimizi saydı, emniyet mensuplarımızı saydı. Hepsinin bu konunun arkasında olduğu, yani onlar varken hani olay bu kadar aleniyken siz mi haklısınız gibi böyle o da kendince bir mantık örgüsü kurdu. Daha sonra yine farklı ortamlarda özellikle basında Sabah gazetesinden İsa Tatlıcan vasıtasıyla bir takım yalan haberler çıktı yine bu şekilde. İşte bazı köşe yazarları yönlendirildi. Bazıları korkutularak çok farklı beyanlarda bulunmalarına sebep olundu. Şöyle demeye başladı bazıları, işte devlet kararını verdi, düğmeye basıldı ve bu iş bitti gibi devletimizin kontrolünün dışında belirli bir grubun, belirli bir iftira çetesinin organize ettiği ve aynı zamanda devlet mekanizmalarına sızmış, adliyede, işte emniyette, sosyal medyada olan kripto FETÖ'cülerle yapılan bir organizasyonun dışında başka bir şey değildi bu. Ve arkadaşlarımızı da tehditle yıldırarak sözde itirafçılar yapmaya zorladılar. Bunda da başarılı olmalılar. Bütün delillerin, sözde itirafçıların yalan söylediği de ortaya çıktı.